Microsoft'un Surface dizüstü bilgisayar ve yapay zeka etkinliğini izlediniz mi? Büyük ihtimalle izlemediniz. Türk basında çok konuşulduğunu görmedik ama Microsoft bu etkinlikte sektörü tamamen değiştirecek devrimsel şeyler gösterdi. İlk olarak donanım kısmına bakalım. Surface dizüstü bilgisayarlarda Intel veya AMD işlemci kullanmıyorlar. ARM tabanlı Qualcomm işlemcilere geçtiler. 1978 yılından beri bilgisayar endüstrisi Intel'in x86 mimarisini taşıyan işlemciler kullandı. Farklı denemeler gördük ama hiçbir zaman x86'ya üstün gelemediler. Intel'in zaten bu konuda lisans sahibi olduğu için de çok büyük bir üstünlüğü vardı ve biz bilgisayarlarımızda Intel veya yine x86 tabanlı AMD işlemciler kullandık. 2020 yılında Apple, Apple Silicon M1 ile beraber bilgisayar endüstrisini farklı bir ray'a soktu. Ve dedi ki biz artık x86 mimarisinden vazgeçiyoruz. Bu mimari dizüstü bilgisayarlar için çok verimli değil. Biz kendi geliştirdiğimiz ARM tabanlı işlemcileri kullanacağız. Ve o dönemden bu döneme Apple'ın dizüstü bilgisayarları yenilmez özellikler kazandılar. Pin ömürleri, performansları, işe göre özelleştirilebilir yapıları sayesinde Apple'ın MacBook Air'ları ve MacBook Pro'ları diğer endüstrideki oyuncular tarafından gıptayla bakılan nesneler haline aldılar. O nesnelere ulaşamıyorlardı çünkü ellerindeki işlemci ne yazık ki mobil ortamda çok da performanslı çalışmaya yatkın değildi. Microsoft Evet bir yazılım devi ama bu konuyu çok uzaktan izlemiyor, yakından izliyor. Çünkü eğer donanımlar Apple'a yetişemezse yazılım da satamazsınız. İnsanlar Apple ürünleri almaya başladıklarında Apple burada işletim sisteminin sahibi ve donanımın sahibi olacak. Bu yüzden konuya el attı ve Windows'un ARM tabanlı hızlı çalışan bir versiyonu ile karşımıza çıktı. Qualcomm'la beraber güçlerini birleştirdiler. Snapdragon X Elite işlemciyle Surface dizüstü bilgisayarlar artık satın alabilir duruma geldiler. Ve etkinlik boyunca evet Intel AMD işlemcilerde de yapay zeka NP üniteleri olacak onlarla da çalışıyoruz filan dediler ama Qualcomm'u yeni işlemcilerini övü ve bitiremediler. Dediler ki şu ana kadar ürettiğimiz en hızlı en güçlü Surface dizüstü bilgisayarlara sahibiz. Pil ömrü konusunda video izlerken 22 saatlere ulaşabiliyorsunuz. Macbook Air'ı geçiyoruz dediler %20 oranında. Bugüne kadar hiç Macbook Air'i karşılarına alıp da pil ömrü konusunda, prizden uzaktaki performansı konusunda laf etmiyorlardı. Yapay zeka NPU ünitemiz daha hızlı. Çok çekirdekli işlemde %58, tek çekirdekli işlemci, işlemlerde %20 daha hızlıyız diye M3 işlemciyi dövdüler. Hatta NPU ünitesinin 40 trilyondan fazla işlem yapabildiğini göz önüne alacak olursak eğer, Apple'ın iPad'lerde tanıttığı M4 işlemciden de daha hızlı bir NPU ünitesine sahip olduklarını söylemek mümkün. Peki NP ünitesi ne ve, ne ve ne işe yarıyor? NP ünitesi Neural Processing Unit olarak geçiyor ve bilgisayarınızda buluta uğramadan bilgisayarınız üstünde gerçekleştirilecek yapay zeka işlemlerini hızlandırmaktan sorumlu. Nvidia'nın CUDA core çekirdekleri gibi düşünebilirsiniz. Bir de Tensor Core'a geçtiler yeni işlemcilerinde. Tam olarak aslında Nvidia'nın GPU içerisindeki yapay zeka birimlerinin artık işlemcilerde yer almaya başladığını ve yapay zeka işlemlerini hızlandırarak hem enerji tasarrufu hem de size performans kattığını söyleyebiliriz. Bundan sonra Intel işlemcilerde de, AMD işlemcilerde de, Qualcomm bilgisayar işlemcilerinde de, hatta mobil işlemcilerde zaten çok uzun yıllardır var, NP ünitelerini bol bol görmeye başlayacağız. Windows'un zaten eğer task barını açarsanız ve performans değerlerine bakarsanız, orada NP ünitesinin ayrıca konumlandırıldığını ve ona ne kadar yük düştüğünü de görüntüleyebildiğinizi göreceksiniz. Bundan sonra bilgisayar endüstrisinde Intel ve AMD'yi belki de çok fazla konuşmayacağız. Qualcomm ve benzeri ARM tabanlı işlemcileri konuşacağız. Belki kim bilir Microsoft çıkacak diyecek ki Microsoft silikonu tasarladık. Kendi işlemcimiz ARM tabanlı. Bundan sonra bilgisayarlarda bunu kullanacağız. Ve arkadaşlarımızla da paylaşacağız. Arkadaşları kimler? Asus, MSI, Gigabyte, Gigabyte bilgisayar üreten herkes aslında bundan sonraki başka bir yıl Asus'un çıkıp da ben de kendi işlemcimi tasarladım demeyeceğini bilemeyiz. Çünkü ARM herkes tarafından lisanslanabilen, geliştirilebilen bir platform ve artık Windows 11 ARM tabanlı bir işlemci üstünde yüzde yüz çalışacak şekilde dizayn edilmiş durumda. Microsoft etkinlikte Adobe Premiere, Photoshop gibi uygulamaları da hızlandıracaksınız dedi ama etkinlikte 3. parti uygulamalardan daha çok Windows'u gösterdiler. Büyük ihtimalle üçüncü parti uygulamaların ARM tabanlı versiyonları henüz hazır olmayabilir. Donanım kısmındaki devrim buydu. Yani artık Intel, AMD'nin x86 hegemonyası bitiyor. Bundan sonra çok daha fazla üreticinin, çok daha fazla işlemcisiyle baş başa kalacağız. Büyük ihtimalle Qualcomm burada bayrak taşıyıcılardan bir tanesi olacak ama bunun değişmeyeceğini bilemeyiz. Intel'in de x86 mimarisinden vazgeçip belki gelecek sene ARM tabanlı bir işlemci tasarladığını dahi görebiliriz. Çünkü bilgisayar pazarı çok büyük, dizüstü bilgisayar pazarı herkes için çok önemli. Bu pazarda pazar payı kaybetmek istemeyeceklerdir. Şimdi yapay zeka kısmına geçelim. Bakın Windows 11 yapay zeka entegrasyonuyla beraber hiç olmadığı kadar akıllı hale geliyor. Ve aynı zamanda güvenlik endişelerini de beraberinde getirecek. İlk olarak Copilot artık sürekli olarak sizi izleyebiliyor. Tabi bunun için izin vermeniz lazım. Bu izleme nasıl oluyor? Copilot'u nasıl kullanıyorsunuz? Copilot ayrı bir pencere olarak açılıp ekrana sabitlenebiliyor. Böylece bu yapay zeka uygulaması içerisine resimler, yazılar taşıyabilir hale geliyorsunuz. Yani copilotu ekrandaki bir uygulama taşı sana cevap versin uygulaması olarak düşünebilirsiniz. Ama ekranı paylaşmaya başladığınızda, ekran paylaşım izni verdiğinizde olay biraz değişiyor. Çünkü copilot bu sefer ekranda ne yapıyorsanız görmeye ve bunu anlamayı anlamlandırmaya başlıyor. Nasıl bir oyun oynuyorsunuz mesela ki etkinlikte bir Minecraft örneği verdiler. Minecraft oynarken diyorsunuz ki şunu üretmek istiyorum sesli olarak. Bunu nasıl üretebilirim? Envanterini aç bir bakayım diyor. Envanteri açıp bakıyorsunuz. Ha diyor senin şu 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 madenlere ihtiyacın var. Şimdi bunları bulmamız lazım. Adam dönüyor bakıyor. Onu kovalayan birkaç yaratık var. Bunlar nedir diyor. Bunlardan kaç bunlar zombi diyor. Kaçarken ona eşlik ediyor. Ve saklandıktan sonra wow gibi böyle şaşkınlık ifadeleri kullanabiliyor pilot. Şimdi ben çok böyle size anlatmayayım. Hayal etmesi zor olabilir. Gelin alt yazılı bir şekilde burayı izleyelim. Hey co-pilot, how's it going? Hey, I'm doing great, and it looks like you're about to dive into some Minecraft. Ready to build, explore, and maybe dodge a few mobs? Yeah, I'm trying to figure out how to make a sword. My son plays this game all the time, and I have no idea what I'm doing. No worries. I'm here to help you impress your son. I see you've got a crafting table in front of you, which is a great start. To craft a sword, you'll need some materials. Can you open your inventory? Just press E on your keyboard. Yeah, uh, do I have what I need? Let's see. You've got some sticks, perfect for the sword's handle, but it looks like you're missing the material for the blade. You can use wood, stone, iron, gold, or diamond. All right, let's pause it there for a second. Did you see how Copilot not only could understand that he was in Minecraft, but it could also understand Ryan's request for help and assess the inventory on his screen? Well, it gets better. As Ryan continues, he gets a surprise that Copilot amazingly identified, and it tailors interaction. Let's watch. Let's start by gathering some wood or stone. Shall we head out and find some resources? Yeah, that sounds great. Oh my God, what's that? Oh no, it's a zombie! Run! You need to get away from it fast. Either sprint away or quickly build a tower of blocks straight up to get out of its reach. If you can find a shelter or dig into the side of a hill, do it now. Just make sure it can't reach you. All I think I might be safe now. Cool. That was a close one. Great job finding shelter. Nasıl olmuş sizce? Online oyunlarda buna izin verecekler mi? Mesela online bir oyunda size şunu diyebilecek mi? Hop bak sağda bir adam gördüm. Oraya dikkatini çekmek istiyorum. Oraya bak. Ya da dikkat et sağa dönerken hemen biri olabilir. Bir ses duydum. Buna göre temkinli git. Bu tip şeylerde Copilot size yardımcı olabilecek mi mesela? Çünkü oyuna genel olarak baktığınızda yanınızda bir bilenle beraber oyun oynamak inanılmaz ve çok farklı bir deneyim. Yani bilgisayarınızın üstünde bir yapay zeka çalışıyor. Eskiden kardeşiniz olurdu, arkadaşınız olurdu. Geçemediğiniz bir yer var ve size sözlü olarak bak şunu aç, bunu al falan gibi sesli komutlar verebiliyor. Hani YouTube'da nasıl yapılır videolarının sonu geldi diyebiliriz herhalde oyunda. Bu eli nasıl geçeceğim diye Google'da aratmanıza gerek yok. Yapay zekayı soracaksınız. Bölümü beraber geçeceksiniz. Bence inanılmaz bir gösteriydi ne kadar gerçek kullanıma sunulduğunda hep beraber göreceğiz. Yapay zekanın burada sadece şöyle bir detayı var. Mesela OpenAI ile beraber çalışıyor. ChatGPT'yi geliştiren ekip de biliyorsunuz Copilot ekibi. Microsoft dedi ki 40 dili birbirine anında çevirebileceğiz. Onu yapabileceğiz, bunu yapabileceğiz. Nepure ünitesini çok fazla övdüler. Dediler ya artık bilgisayarlarınızda offline yapay zeka işlerini hızlandırmak için bir yapay zeka birimi olacak diye. Mesela bu oyun sahnesi oyun sahnesi buluttan çalışıyor. Yani ne yapıyor bunu neresine tam olarak görme kısmında mı çalışıyor acaba? Ses kısmında mı çalışıyor? Sizin ses komutlarınızın algılanmasında mı çalışıyor? Tam olarak nerede çalışıyor? Bununla ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Mesela yapay zeka ile ilgili resimlerinizin üstüne değişiklik yapabileceksiniz. Galeriyi açacaksınız, galeriden bir resim seçeceksiniz ve bunun arka planını hemen yok edebileceksiniz dendi. Bu tip işlerde büyük ihtimalle NPU çalışacak. Ama ben NPU birimini taşıyan bir dizüstü bilgisayar test ettim mesela. Adobe Premiere yapay zeka işlerinde hala GPU kullanmaya başlıyordu. Yani NPU tam olarak nerede işimiz yarayacak? Windows uygulamalarında mı? Pencere içerisinde mi? Sesli komutun algılanmasında mı? Bilmiyoruz. NPU ünitesini ben test ettiğim yapay zeka dizüstü bilgisayarında sadece sesli komut verdiğimde Copilot'un ilk algılama esnasında çalışırken gördüm. Onun haricinde bir daha çalışmıyor. Her şey zaten internet üzerinden halloluyordu. Yani bu şovda benim gördüğüm eksikliklerden biri buydu. Mesela Minecraft NPU'dan ne kadar yararlandı bu demo gerçekleştirilirken bilmiyoruz. Aynı zamanda yapay zeka sizin için bu resimlerdeki arka planı yok etme ve benzeri işleri hallederken hayalinizdeki resmi çizerken de size yardımcı olmaya başlayacak. Paint uzun zamandır yapay zeka desteğiyle beraber bir şeyler oluşturmanıza yardımcı oluyordu. Şimdi karaladığınız çizimler bir tabloya, bir sanat eserine dönüşebilecek. Burada bir deniz olsun, burada dağlar olsun dediğinizde yapay zeka sizin için çeşitli efektlerle bunları bezleyecek. Siz varyasyonlardan sevdikleriniz ya da çeşitli efektler ekleyerek ulaşmak istediğiniz hedefi belirleyebileceksiniz. Tabi bu Nvidia tarafından yıllardır yapılıyor. Ücretsiz bir uygulaması var ama hani NP ünitesini Windows üstünde kullanmak için ücretsiz bir uygulama yine Windows'un içine gelen bir uygulama için oldukça etkileyici tabi. Bir diğer özellik Copilot sürekli aktif olduğu için bildirimleri de anlıyor ve bildirimlere cevaplar vermenizi sağlayabiliyor. Mesela bir arkadaşınız size PDF'ler içeren, bir sunum içeren bir döküman yolladı ve nasıl olmuş sence dedi. Sizin için postaları cevaplayabilir, size orada o anda yardımcı olabilir bir halde almış durumda Copilot. Bu ne kadar işlevsel çalışacak, ne kadar kullanacağız, arkadaşınıza ne diyeceğini nereden bileceksiniz? Bu konularda çok açık değillerdi, çok fazla örnek göstermediler. Ama kopilotun Windows'a nasıl entegre olacağı, nasıl hayatımızı kolaylaştıracağı konusunda gösterdikleri örneklerden biriydi. En çok tartışma yaratan konulardan bir tanesi de artık Windows 11'de zamanda geriye gidebileceksiniz. 4 gün önce ekranında ne vardı dediğinizde Copilot size bunu gösterebilecek. Çünkü Sadia Natalia yani Microsoft'un CEO'su dedi ki Windows 11 ekranda ne görüyorsa artık kaydediyor dedi. Ha bunu offline yapıyor dedi ama offline yapması da ne kadar güvenli bilmiyorum. Yani biliyorsunuz geçmişi browser'da çok tutmayın, silin diye sürekli tavsiye edilir. Hani sürekli bilgisayarınızda baktığınız her şeyin, gördüğünüz her şeyin kayıt altında olması tam bir ilişki testi olabilir. <laughs> İş yerlerinde de bence çok büyük etik sorunlara neden olabilir. Yani patronunuz gelecek mesela, aç bakayım bir geçmişe gidelim diyecek ensenizde bu mobbing mi sayılacak? İş yeri kuralları içerisinde mi sayılacak? Gördüğüm çok saçma bir özellikti bu. Net söyleyeyim size. Copilot'un ekranı sürekli kaydetmesi kimin ne ihtiyacına yarar? Hangi işinizi çözer? Bilmiyorum. Ve bu özellik bir yerden sonra adım gibi eminim ki sızıntılarıyla, verilerin çalınmasıyla, farklı kişilerin eline geçmesiyle çok gündem olacak bir özellik. Büyük ihtimalle bunu kapatıp açmayı da getireceklerdir. Benim bu özellikler içerisinde en işlevsel bulduğum şey ise aslında AI Captions oldu. Real-time Captions özelliğiyle beraber Artık bir video izliyorsunuz. Fransızca video. Ve bunu anlamak istiyorsunuz. Fransızcanız yok. Basacaksınız. Yapay zeka sesi dinleyecek. Ve gerçek zamanlı olarak altyazıları sizin için oluşturacak. Bu gerçek zamanlı çeviri olayı bence asıl kitlelerin kullanacağı özelliklerden bir tanesi olacak. Bu sayede sınırların büyük oranda kalktığını, herkesin her videoyu rahatlıkla izleyebildiğini göreceğiz. Hani İngilizce videoları izlemek istiyorsunuzdur, bir konuda teknik bilgi almak istiyorsunuzdur, teknik İngilizceniz yoktur. Artık çok büyük bir sorun olmayacak. Yapay zeka sizin için herhangi bir videoya Türkçe altyazı yoksa da bunu Türkçe altyazılı bir şekilde izlemenizi sağlayacak, müdahale edebilecek. Keyifli bir özellikti. Bir diğer özellik de hani bilgisayardan çok anlamıyorsanız ses sorunlarını nasıl çözeceğim, bir sorunum var gibi yapay zekaya başvurduğunuzda bilgisayarınızdaki sorunları giderebileceğini söyledi Microsoft ama Microsoft'un Windows Entegre olarak sorunu çöz butonu her zaman var ve hiçbir zaman sorunu çözmez. Bakalım yapay zeka gerçekten de bir teknik görevli gibi, bir bilgisayarcı gibi bilgisayarınızın yazılımsal sıkıntılarını gidermenizde size yardımcı olabilecek mi? Yoksa senin için 50 tane öneride bulundu. Bu 50 öneriden herhangi birini dene. Sorunlar bundan kaynaklanabilir deyip esmi geçecek. Çünkü yani yazılımın da donanım konusundaki sıkıntılarla ilgili yapabileceği şeyler kısıtlı. Ne kadar bilgisayara ne kadar çekirdeğe hakim olacağı konusunda yine çok net değillerdi bu etkinlikte. Ama etkinlikte dediğim gibi hani yapay zeka özellikleri bunlar. Etik olmayan tartışılacak bazı kısımlar da var ama asıl devrimsel teknoloji, devrimsel unsur Microsoft'un çok ciddi bir anlamda ARM işlemcilere geçecek olması. Windows 8 zamanında bunu biraz denediler ama Windows RT isminde ARM tabanlı ayrı bir sürümle bunu denemeye kalktılar. Bu iş olmadı, yürümedi ve sonlandırıldı. Şimdi Windows 11 gerçekten de ARM uyumlu olarak geliyor. Bundan sonra, bundan sonra Windows'u çok daha verimli bir şekilde, daha küçük, daha az enerji üreten cihazlarda çalışırken görebileceğiz. Yani etkinliğin en can alıcı kısmı oydu. NPU kısmı çok havada kaldı. Yani neyi hızlandırdığını hala tam olarak anlayamadık. Yapay zeka kısmında ise evet şahane şeyler gösterdiler ama kullanmadan ne kadar çalışıyorlar, oyun oynarken ne kadar yardımcı oluyor bilemeyeceğiz gerçekten de. Siz ne düşünüyorsunuz bu ARM düş dönüşümü hakkında? Gerekli miydi? Yeni bir bilgisayar alma harfesindeyseniz ARM tabanlı Windows bilgisayarları görmek ister misiniz? Çünkü partnerlerini saydıklarında neredeyse şu anda dizüstü bilgisayar üreten her markanın ARM tabanlı bir işlemcisinin geleceğini gördük. Hani beklemeye değer mi? Bana soracak olursanız eğer Microsoft'un vaat ettiği şeyler doğruysa yani pil ömrü konusunda 16 saat işte webde gez ofiste çalış 22 saat boyunca video izle gibi pil değerleri doğruysa artık Apple tarafında MacBook Air'ların, MacBook Pro'ların bilgisayar tarafında çok ciddi bir rakibi var demektir. Ve bu rekabette her zaman için bizi yarar. Çünkü etkinlikle donanımsal anlamda altı çizilen konulardan bir tanesi de bizim bilgisayarlarımızda en az 16 GB bellek olacak dedim Microsoft ekibi. Tabii bu Apple'ın RAM politikası işletim sistemlerinin daha az RAM kullanıyor olmasından da kaynaklı olabilir. Olmayabilir de ama Microsoft'un 16 GB vurgusu bir sonraki MacBook'larda 8 GB seçeneğinin tamamen buhar olduğunu görmemize de neden olabilir. Çünkü insan hani baktığı zaman sayılar bir tarafta daha büyük, bir tarafta daha düşük ve fiyat olarak rekabetçi olduklarında sayıları daha büyük olanı tercih edebilirler. Dediğim gibi günün sonunda fiyatların düştüğünü, donanım özelliklerinin yükseldiğini görebiliriz. Bu etkinlik benim için ARM konusunda çok etkileyiciydi. Yapay zekanın da insanlarla birlikte oyun oynayabilecek olması güzeldi. Ama sürekli olarak ekran görüntüsünün alınıyor olması, Copilot'a bir kere izin verdiğinizde her şeyi izlemesi, her şeyi dinlemesi Microsoft'a çok güvendiğimi söyleyemem. Bir Amerikan şirketi sonuçta. Her devlet dairemize girmiş olsa da ben bu konuda endişeliyim. Copilot'a bu izinleri vermek zorunda kalacağız bir yerde. Ama bu konunun da gerçekten de bir milli güvenlik meselesi olarak ele alınması, kanunlarla verilerin nereye gittiğinin, nerelerden geldiğinin çok iyi bir şekilde denetim altına alınıp korunması gerekiyor diye düşünüyorum. Burada videomu bitiriyorum. Sizin için faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.